geri dönüşüm benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü kaynaklarımızı hunharca kullanıyoruz. Denizlerimiz, atın çöpleri, nasıl olsa görmüyoruz. Ama yaşadığımız dünyanın kaynakları sınırlı. Ve bir gün gelecek, bu kaynaklar bitecek. Çocuğumuza, çoluğumuza hiçbir şey kalmayacak. Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Bu malzemeler aslında temin edilmesi çok kolay malzemeler değil. Neden? Çünkü hemen çöpe atıyoruz. Elde edilmiş bir alışkanlığımız yok. Yani mutfakta bir ikinci çöp kovası olsa veya hiçbir şey olmasa bile bir poşetin içine koyabilseydik attıklarımızı, toplum için yeniden kullanmak üzere de ham madde haline dönüşebilir. Ben bu yedek parçaları diyorum, yedek parça adı. Mesela şu arkamda yaslandığım poşetler, balıkçı poşetleri. Çoğunu komşumdan, eşimden, dostumdan, civardaki restoranlardan topluyoruz ve topladıklarımızın bir bölümünü farkındalık için kullanıyoruz. Bir hayalet ağ için Antalya'ya gittim. Balıklarını tamamen plastikten ve stiro köpüklerinden yaptım, yemek tabaklarından. Bildiğim marketlerde soğan ve patates çuvalı. İnanılmaz bir renk harmonisi ve dokusu var. İşte farkındalık için bakış açısı orada oluşuyor. Ben bu kot ceketimden sıkıldım ama arkasına bu gördüğünüz parçaları, pantolon paçası atıklarıdır bunlar, bu arada terzi atığıdır. Buralara monte ederek yeni bir şekle soktuk. Şimdi ne oldu? Yeniden kullanmak için farklı bir ruha büründü. Zeytin çekirdekleri. Evimizde, kilerimizde yemek yapacak malzemelerin bittiği, suyumuzun kesildiği ya da enerjimizin kesildiği anı düşünün. Biraz daha dikkatli harcayalım. Ve atmayı düşündüğümüz şeyleri de artık geri dönüşüme vermenin zamanı geldi.